Öncelikle herkese iyi pazarlar dilemek istiyorum. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Green Card için İngilizce zorunluluğu yasası getirildi mi diye bu takipçimiz soruyor. Amerika'da göçmenlik yasalarında kişilerin Green Card'a geçme aşamalarında Green Card alma şartları arasında İngilizce yer almaz. Yani herhangi bir dil şartı bu noktada yok. O sadece Amerikan vatandaşı olacak kişilerin Amerikan vatandaşı olurken İngilizceyi biliyor olmaları, hakim olmaları şartı mevcut. Fakat Green Card başvurularında herhangi bir İngilizce dil eğitimi zorunluluğu şu an için söz konusu değil diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizin sorusu da şu yöndeydi. H2A hakkında bilgi verebilir misiniz diyor. Bunun tabii H2A vizesi diyorlar buna. H2A vizeleri. Bu vizeler hakkında bize bilgi verebilir misiniz diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi H2A vize türleri buradaki Amerika'da yer alan işte iş yerlerinin ya da temsilcilerinin belli koşulları yerine getirdiklerinde yabancı işçileri geçici anlamda gelip agriculture dedikleri, işte bu ziraat ve tarımsal dedikleri alanda çalışabilmeleri için imkan veriyor. Dolayısıyla H2A vizeleri Amerika'da yerleşik olan şirketlerin yurt dışından tarımsal ve ziraat alanda geçici anlamda işçi sorununu çözmek için imkan sağlayan bir program oluyor. Ve bu programa da kişiler çalışabilmesi için de bu alanlarda yer alan çalışan kişiler buradaki iş yeri sponsor olduğu sürece Amerika'daki HKA programı altında Amerika'ya gelebiliyor. Tabii bunun için önemli olan nedir? Şartlardan bir tanesi Amerika'da bir işveren olacak. İki, size bir iş teklifi yapıyor olacak onlarla çalışmanız için. Üç, sizin çalışabilmeniz için burada iş yerinin buradaki Labor Department'dan, iş ve işçi kurumundan izin alması gerekiyor. Ve dördüncü şartta bu izni aldıktan sonra iş yeri göçmenlik dairesinden de sizin bu geçici vizeyle gelebilmeniz için talepte bulunup onlardan da izin alıyor. Onlardan onayı aldıktan sonraki son aşamada sizin Amerikan konsolosluğunda görüşmeye gidip randevuya katılıp bu randevudan vizenizi alıp Amerika'ya gelmeniz geriye kalan tek aşama oluyor diyebiliriz. Normalde tabii bu H2A vizeleri 1 yıla kadar veriliyor. Fakat toplamda 3 yıla kadar alınabiliyor. Önem verildiği için yapılacak işin geçici olması. Dolayısıyla her seferinde 1 yıla kadar onay verilip toplamda 3 yıla kadar kişi H2A vizesiyle Amerika'daki iş yerinde çalışabiliyor. Diğer bilinmesi gereken bir noktada eğer siz evliyseniz ya da 21 yaşın altında çocuklarınız varsa onlar da sizden dolayı siz H2A vizenizi alırken onlar da H4 vizesini alıp size eşlik edip Amerika'da beraber sizde kalabiliyorlar. Dolayısıyla bu takipçimizin H2A ile ilgili sorusunu bu şekilde detaylı bir şekilde cevaplayalım istedim. Diğer bir takipçimizin sorusu da şu yöndeydi. Daha önce 2 defa Amerika vizesine başvurdum fakat ret aldım. Şimdi Amerika'da yatırım yaparsam E2 vizesine başvuru yapabilir miyim bu noktada? Daha önce aldığım vize retleri E2 vizesi almama engel olur mu diye bu takipçimizin sorduğu soru var. Öncelikle şunu söyleyebilirim. Yani gün sonunda siz yatırımcı vizesine de başvuruyor olabilirsiniz. Ama yatırımcı vizesinde de göçmen olmayan niyet olduğu için sizin hala Türkiye'deki bağlarınızın kuvvetli olup olmadığına bakacaklar. Dolayısıyla Türkiye'deki bağlarınızın kuvvetli oluyor olması lazım. Türkiye'deki ilişkilerinizin, işte işinizin ya da aile bağlarınızın kuvvetli olması gerekiyor ki siz Amerika'daki yatırımcı vizenizi aldıktan sonra, buradaki çalışmaları yaptıktan sonra ben Türkiye'ye döneceğim deme noktasında Amerikan konsolosluğuna güven veriyor olmanız lazım. Dolayısıyla turist vizesine başvurdunuz. Nasıl turist vizesine başvurduğunuzda Türkiye'deki bağlarınıza bakacaksalar E2 vizelerinde de, yatırımcı vizelerinde de sizin Türkiye'deki bağlarınıza bakıyor olacaklar. Tabii diğer bir durum şu. Bu işin bir tarafı Türkiye'deki bağlarınızın hallolduğunu göstermeniz. İkinci durum ise daha önce red almış olmanız vizeye başvurup bu iki kez de olsa yatırımcı vizesi başvururken herhangi bir olumsuzluk teşkil etmez. Fakat Amerikan konsolosluğundaki görevli sizin geliş niyetinize bakacak, geliş amacınıza bakacak. Dolayısıyla bu duruma bakıp hani sizin daha önceki red almalarınızın bunda bir olumsuz teşkil edip etmemesini değerlendirmeye alacak. Eğer ki sizin yatırımcı vizesi noktanızda yatırımınız yeterli ise ve gerçekten bir yatırım yapıyorsanız, buradaki yatırım istihdam yaratmaya başlamışsa ve bu noktada da gelecek vaat ediyorsa hem şirket için hem buradaki ekonomi için hem de çalışanlar için,
O zaman görevliler, Amerikan konsolosluğunda görevliler turist vizesi başvurunuz olumsuz olmasını çok dikkate almazlar. Ama hani bu noktada siz çok fazla bir yatırımınızın burada bir istihdam yarattığını ya da potansiyel yarattığını şu anda gösteremiyorsanız tabii ki bir olumsuz etkisini dikkate alabilirler. Fakat cevap olarak şunu söyleyeyim. Tabii sizin bilmek istediğiniz bir nokta değerli takipçimiz. Bu redler yatırım cinsi başvurmama engel mi? Hayır değil. Olumsuz etkiler mi? Hayır etkilemez. Fakat dikkatli olunması lazım mı? Evet, kesin dikkatli olunması lazım. Başvuru yaparken bu noktada siz daha önceki size turist vizesi vermemiş olma durumlarını da dikkate alarak Türkiye'deki bağlarınızın da güçlü olduğunu göstererek yaklaşacaksınız ki onlar yatırımcı vizesi başvurunuzu kabul etsinler. Diğer bir takipçimizin sorusu da şu yöndeydi. Türkiye dışından ABD E2 vizesi başvurusu yapabiliyor muyuz diye soruyor bu takipçimiz. Şimdi siz eğer Amerika'daysanız, Amerika'da bir vize türüyle bulunuyorsanız tabii ki Amerika için de E2 statüsüne başvuru yapabilirsiniz. Ama Amerika'da değilseniz ve sadece Türkiye'de yaşıyorsanız o zaman Türkiye'den sizin Amerikan konsolosluğu üzerinden yatırımcı vizesine başvuruyor olmanız gerekecektir. Ama şöyle düşünelim, siz farz edelim Türkiye'de de değilsiniz, Avrupa'da yaşıyorsunuz ya da Avrupa'da bulunacaksınız. Oradan yatırımcı vizesine başvuru yapabilmek için, yani dolayısıyla sizin vatandaşı olduğunuz ülke dışında bir ülkeden E2 vizesine başvurabilmeniz için o ülkede ikametgah ettiğinizi göstermeniz gerekecek. Yani siz geçici diyelim, farz edelim Almanya'da bulunacaksınız. Geçici Almanya'da bulunuyor olmanız turist vizesiyle gidip oradan E2 vizesi yapmanızı mümkün kılmayacak. Dolayısıyla ama siz eğer Almanya'da örnek veriyorum bir vize türüyle kalabiliyorsanız öğrenci ya da çalışma diyelim, o ikametgah süresince tabii ki oradan E2 vizesine o ülkeden başvuru yapabilirsiniz. Yoksa bazı üçüncü ülke vatandaşlıklarını kabul eden konsolosluklar var. Mesela örnek vereyim Kanada. Diyelim ki siz Kanada vizeniz var ve Kanada'dan aslında siz bu yatırımcı vizesine başvurmak istiyorsunuz. Başvuru yapmanıza bir engel yok. Kanada'ya o vizeyle gidebildiğiniz sürece. Geçici bile olsa bu. Turist amacıyla olsa bile. Fakat gene tabii Kanada konsolosluğu neden Türkiye'den başvuru yapmadığınızı sorgulayabilir ve Türkiye'den başvuru yapmanızı tavsiye edebilir. Fakat sorunuzun cevabını şu şekilde verebilirim. Türkiye dışında E2 vizesine başvuruyu ancak ya ikametgah sahibi olduğunuz ya da geçici orada oturum hakkına sahip olduğunuz ülkelerden yapacaksınız. Ya da üçüncü ülke vatandaşlarına başvuru imkanı sağlayan Kanada, Meksika gibi ülkelerdeki Amerikan konsolosluklardan E2 vizesi başvurunuzu yapabilirsiniz diye bu değerli takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizin sorusu da şu yöndeydi. Öğrenci statüsüyle Rusya'ya gidebilir miyiz diye bu takipçimiz sormuş. Siz diyelim Türkiye'de yaşıyorsunuz ve Rusya'ya eğitim amaçlı gideceksiniz. Tabii ki Rusya eğitim amacıyla gidebilirsiniz. Rusya'da eğitim amacıyla bulunduğunuz sırada da Amerikan vizesine oradaki Amerikan konsolosluğu üzerinden başvuru yapmanıza bir engel yok. Önemli olan sizin Rusya'ya gittiğiniz zaman oradaki sadece gezme amacı değil ki sizin sorduğunuz öğrenci vizesi. Öğrenci vizesiyle oradaki öğrenci statüsünü koruduğunuz sürece oradaki Amerikan konsolosluğu üzerinden başvurunuzu yapmanızda herhangi bir engel olmayacaktır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizin sorusu da şu yöndeydi. Ben Ağustos 2014'te evlilik dolayısıyla Green Card'a başvurdum. 2 senelik Green Card'ım elime geçtikten sonra 10 senelik Green Card için başvurdum. 10 senelik Green Card'ı bana Aralık 2017'de göndermişler. Ama ben ev değiştirdiğim için kart elime ulaşmadı. USCIS officer ile görüştüm. Green Card onlara geri dönmediği için kaybolmuş gibi muamele göreceğini ve yenileme için başvurmam gerektiğini söylediler. Sorum ise şu. Benim evlilik sürem 4 yıl oldu. Green Card'ı yenilemek yerine direkt vatandaşlığa başvuru yapabilir miyim diye bu takipçimiz soruyor. Tabii sorduğu soru biraz uzun çünkü onun spesifik durumunu anlamamız için sağ olsun bize detayları veriyor. Tabii o detaylar da önemli soruyu cevaplarken. Bu değerli takipçimizin sorusuna şu şekilde cevap verebilirim. Size tavsiyem yeni yeşil kart başvurunuzu yapmanız. Yeni yeşil kart başvurunuzu yaptıktan sonra Amerikan vatandaşı için başvuru yapacak şart, süre şartı dolduğunda beklemeden vatandaş başvurunuzu yapabilirsiniz. Fakat yeşil kartın yenileme başvurunuzu yapmanızı tavsiye edeceğim. Belki sizin için ekstra bir ödeme olacak ikisini yapmanız. Ama sağlam olmak için tavsiyem başvurunuzu yapın ve başvurunuzu yaptıktan sonra da yeşil karta vatandaşlık için başvurunuzda süresi dolar da olmaz ya da dolduysa başvurusunu yapabilirsiniz diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizin sorusu da şu yöndeydi. Ben Türkiye'de yaşıyorum. Şu an Türkiye'de bulunan eşimden boşanmadan
Amerikan vatandaşı bir kadınla evlenmek istesem bir problem yaşar mıyım diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi benim tavsiyem burada şu. Hani siz şu an Türkiye'de yaşıyorsunuz ve Türkiye'de hala tabii ki kayıtlarda evli gözüküyorsunuz. Dolayısıyla sizin Amerikan vatandaşı kız arkadaşınızla evlenmek için yapmanız gereken ilk şey resmi boşanmanızı yapmanız. Eğer siz Türkiye'deyseniz tabii ki evlenebilmek için bile boşanmanın gerçekleşmesi ve nüfus kaydında sizin boşanmış olduğunuzun ibaresinin yer alması gerekecek ki siz Amerikan vatandaşı kız arkadaşınızla evlilik yapabilin. Dolayısıyla biz geçen hafta verdiğimiz cevapta siz buradaymış gibi cevap verdik ama siz Türkiye'de de olsanız bile, burada bile olsanız dahi sizin Türkiye'deki boşanmayı gerçekleştirip o boşanmayı geride bırakmanız ve sonrasında da Amerikan vatandaşı kız arkadaşınızla nikah kıymanızı iki durumda da tavsiye ediyoruz. Dolayısıyla ben tahmin ediyorum bu yeterli bir cevap olacaktır bu takipçimiz için. Geçen haftadan diğer bir takipçimizden kalan soru ise şu yönde. Yasal durumda olmayanlar evlilik dışında nasıl yeşil kart alabilirler? İş yerlerinden imza ile kart alınabiliyor mu diye bu takipçimiz soruyor. Eğer sizin yasal durumunuz yerinde değilse, yasal durumunuzun Amerika'da bulunduğu süreçte yerinde değilse ve yasal durumunuz yok ise ve size sponsor olmak isteyen bir iş yeri var ise bu iş yeri size sponsor olabilir normalde. Buna bir engel yok. Fakat iş yerinin sponsorluğunun sonucunda sizin yeşil kartı, green kartı alabilmeniz noktasında sorun ortaya çıkıyor. Dolayısıyla farz edelim ki siz şu an Amerika'dasınız ve yasal durumunuzu kaybedeli 6 aydan az olmuş. Birkaç aylık bir süreç var ve size sponsor olmak isteyen bir iş yeri var. Size tavsiye edeceğim nokta en kısa zamanda ülke dışına çıkmanız 6 ayınızda olmadan ve bu iş yeri üzerinden de sponsorluk çalışmalarının başlatılıp sizin tekrar Amerika'ya bu sefer göçmen vizesiyle gelmenizin sağlanmasıdır. Ama yok sizin buradaki kalışınız 6 aydan fazla olduysa bu sefer 3 yıl gelememe durumunuz var. 1 yıldan fazla ise bu sefer 10 yıl gelememe yasayla karşı karşıya kalacaksınız. Dolayısıyla İş yeri sponsor bile olsa size sizin yeşil kart adımına geçerken maalesef alamayacaksınız. Çünkü yasal durumunuzu korumuş durumda değilsiniz. Ve ülke dışına çıkmak da sizi geri getirecek bir durum da yaratmayacak. Dolayısıyla bu takipçimizin sorusuna cevaben şunu diyebilirim. Yasal durumunuz yok ise iş yeri üzerinden yapılacak sponsorluk maalesef size şu anki durumlarla bir yasal hak getirmeyecek. Ama daha sonra tabii herhangi bir konuda bir af durumu çıkarsa bu af durumundan faydalanma gibi durumlar değerlendirmeye alınabilir. Ama şu an için bu böyle bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla maalesef iş yeri üzerinden size sponsorluk yapılması mümkün olmayacaktır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizin sorusu da şu yöndeydi. Green Card sahibi birisi vatandaş olabilmek için 5 yıl beklemek zorunda mı? Duyduğuma göre 2,5 yıl Amerika'dan hiç çıkmadan kalırsak 2,5 yıl sonunda vatandaşlığa başvurabiliyoruz deniliyor. Bu ne derece doğrudur diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi cevaben şunu söyleyebiliriz bu takipçimize. Sizin yeşil kart sahibi olduğunuzda Amerikan vatandaşı olabilmek için belli süreler var. Bu sürelerin yerine getirilmesi gerekiyor. Bunlardan bir tanesi 5 yıldır sizin yeşil kart sahibi olmanız. Tabii bu 5 yıl süre herkes uygulanmıyor. Bunun uygulandığı genel anlamda yeşil kart sahipleri 5 yıl yeşil kart sahibi olmaları gerekiyor. Ancak onun üzerinden vatandaşlığa geçebiliyorlar. Ama bazı istisnaları oluyor bunun. Mesela Amerikan vatandaşı ile evli olanlar, askeriyede olanlar, bu tip böyle bazı istisnalarda kişi 5 yıl değil 3 yıl bekleyerek de 3 yıl yeşil kart sahibi olduktan sonra da Amerikan vatandaşlığına geçebiliyor. Dolayısıyla böyle bir durum yok ise farz edelim siz 5 yıl üzerinden Amerikan vatandaşlığa gidecek durumdaysanız o zaman sizin öncelikle 5 yıl neredeyse 5 yıl beklemeniz, yeşil kart sahibi olarak beklemeniz gerekecektir. İkinci olarak ise bu beklenilen 5 yılın en az 2,5 yılını yani 30 ayını Amerika'da tamamlamanız gerekiyor ki fiziksel olarak da Amerikan vatandaşlığına hak kazanabilin. Dolayısıyla sizin bu duyduğunuz 2,5 yıl beklemek zorunda olan durum aslında 2,5 yıl vatandaşlığı beklemek değil tabii ki 2,5 yıl Amerika'da bulunuyor olmak. Siz yeşil kart sahibisiniz ve son 5 yıldır bunun yeşil kartınız var ise ve bunun neredeyse 2,5 yılını Amerika'da geçiriyorsanız evet o zaman siz Amerikan vatandaşlığına geçebilirsiniz. Yoksa öbür türlü geçiş yapmanız mümkün olmayacak. 2,5 yılı tamamlamanız gerekecek. Dolayısıyla cevap olarak size söyleyeceğim şey buradaki 2,5 yılla kastedilen yeşil karta sahip olma süresi değil tam tersi burada fiziksel olarak
bulunabilme süresidir. Dolayısıyla yeşil kartı neredeyse 5 yıldır sahipseniz ve 2,5 yılını Amerika'da tamamlıyorsanız o zaman siz Amerikan vatandaşlarına başvuru yapabilecek duruma gelmiş oluyorsunuz diyebiliriz. Evet, geçen hafta gelen sorulardan bir tanesi de şu yönde. Green card çıkmış birisi Amerika'da havaalanında yetkililer tarafından mülakata tutuluyor mu? Kişinin İngilizcesi zayıfsa ne olur diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi size green card çıkmış ise ve green card hakkınızı elde edip green card'ı almak için de göçmenlik vizesiyle Amerika'ya geliyorsanız, şimdi öncelikle zaten o green card'ı alırken İngilizce şartıyla karşı karşıya kalmadınız. Dolayısıyla bir İngilizce şartı yok. Siz Amerika'ya girerken de bu noktada bir mülakata tabi tutulma olmuyor. Ama tabii ki görevliler isterseler soru sorabiliyorlar. İşte geldiniz, nereye gidiyorsunuz diye size sorular sormalarında tabii bir engel yok. Bunu yapabilirler. Buna mülakatta diyebilirsiniz teknik olarak. Ama özel bir mülakata alma durumu olmayacak. Çünkü siz zaten o mülakata Amerikan konsolosluğunda girmiş durumdasınız. Dolayısıyla bu noktada bir mülakata tabi tutulmayacaksınız. Ama sorular da sorulursa İngilizce bilmediğiniz için geri çevirme durumunuz olmayacak. Bu noktada gerekirse göçmenlik görevlileri gümrükte sizin için tercümeyen ayarlamaya çalışabilecekler. Eğer detaylı bilgi almak isterseler bu şekilde de bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. İşte Amerika'da arkadaşım bulunuyor. Kendisi Amerikan vatandaşı ve düzenli işi ve maaşı var. Amerika'yı gezmem, ziyaret etmem amacıyla bana davetiye göndermek istiyor. Bu durumda orada yapılması gereken işlemler nelerdir diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi sizin Amerika'ya turist amacıyla ya da gezi amacıyla gelmenizde illa bir davet edenin olması şart değil. Ama bir davet eden biri varsa bu noktada tabii ki kendisinden bir davetiye yazısı alabilirsiniz. İşte kendisinin sizi niçin davet ettiğini, ne yapacağınızı, nerede kalacağınızı belirtecek bir yazıyı kendisinin Amerikan vatandaşının olduğunu gösteren kanıtla size sunabilir. Siz de Amerikan konsolosluğundaki vize görüşmenize giderken yanınızda götürüp gerekirse bunu Amerikan konsolosluğu görevli sorduğu zaman ona sunabilirsiniz. Tabii bu işin bir tarafı. Diğer bir tarafı da farz edelim ki bu Amerikan vatandaşı sadece davet etmekle kalmıyor sizi. Aynı anda masraflarınızı da karşılıyor sizin. O zaman da gelir durumunu, masraflarını karşılayacak durumun yeterli olduğunu gösterecek kanıtları da size sunuyor olması gerekecektir. Dolayısıyla hem bunun için Amerikan Göçmenlik Dairesi'ndeki yer alan işte bir sponsorluk formu var. Form 134. Ve de gelirini kanıtlayan evrakları da bir araya sunarak davet yazısıyla beraber size sunar. Siz de onu Amerikan konsolosluğuna iletip işte ben beni bu arkadaşım davet ediyor, kendisi masraflarımı karşılayacak dediğim noktasında sunabilirsiniz. Çünkü eğer sizin gelir durumunuz yeterli değilse hani bu noktada gelirinizin yeterli olduğunu gösterebilirsiniz. Tabii hani bu cevabı biz verirken sizin bu noktada bir davetiye yazısı isteyeceğiniz bir arkadaşınız, yakınınız olduğu için bunu açıklıyoruz. Dolayısıyla gerekirse davetiye yazısı, gerekirse de finansal durumunu da göstererek sizi davet ediyor olabilir diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Amerika'ya turistik amaçlı gezeceğim. Amerika'da yaşayan ve ABD vatandaşı olan arkadaşım bana davetiye gönderecek. Tabii bana bu davetiye göndermesi için kendisinin herhangi bir yere ya da kuruluşa bir ücret ödemesi gerekiyor mu diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi bu tip davetiyeler için yani kişi sizin Amerika'da davet edecek bir vatandaş var. Sizi Amerika'ya davet ediyor olması için herhangi bir yasal bir işlem yapması gerekmiyor. Dolayısıyla göçmenlik dairesine sizin durumunuzla ilgili bir sponsorluk başvurusu verilip ya da karşında bir harç ödemesini gerektiren bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla herhangi bir ücret ödemesi gerekmiyor bir yere. Sizi sadece davet ediyor olacak kendisi. Bunun dışında bir şey de gerekmiyor diye ben bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. ABD'de franchising için yasal prosedür nedir diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi benim tahmin ettiğim takipçimizin sormak istediği soru buradaki franchise alabilmek için ya da var olan franchise işletmelerinden yetki alabilmek için ya da onlarla çalışabilmek için prosedür nedir diye sorduğunu düşünüyorum. Bu noktada önemli olan şu, sizin ilk yapmanız gereken öncelikle hangi franchising alacağınız kuruluş ya da kurum var ve bunlarla, bu şirketlerle irtibata geçmeniz ve bu şirketlerle irtibata geçtiğinizde bunlardan
sizin onlara başvuru yapabilmeniz için ihtiyacınız olan bütün şartları, bütün koşulları istemeniz gerekiyor. Çünkü onlar size dönüp işte bizim başvuru bilgilerimiz ya da bize başvuru yaparken neleri bir araya getirmeniz gerekiyor diye size bir talep bir dosya sunabilirler. Önemli olan sizin o dosyayı alıp hem finansal noktada yapacaklarınızı detaylı bilmeniz, hem şirketin finansal durumunu biliyor olmanız, hem ödemeler nasıl yapılacak, ne zaman bu hakka sahip olacaksınız, bütün bu detaylara dikkat ediyor olmanız gerekecek. Dolayısıyla sizi bu noktada önce yerine getirmeniz gereken şart, başvuru yapmak istediğiniz kuruluşa da şirkete başvuru yapmanız ve onlardan neleri bir yere getirmeniz gerektiği noktasındaki onların şartlarını öğrenmenizde fayda var. Dolayısıyla onlar sizi kabul ettiği sürece sizin bu noktada bir engelle karşılaşma durumunuz yok. Ondan sonra franchising ile ilgili adımları atıp şirketten yetkiyi alıp bu noktada işletme sahibi ya da yer sahibi olup işe çalışmaları başlatabilirsiniz. Tabii diğer türlü sorularınız olursa cevaplarız, fakat bu noktada en büyük şartınız size bu yetkiyi verecek olan iş yeriyle detayları konuşup onların sizden istedikleri başvuruları kendilerine yapıyor olmanız olarak sorunuzu cevaplamamız mümkün olacaktır. Evet, diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Çiftçi bağ kuru ödüyorum. Amerika Türk Vizesi'ne başvurmak istiyorum. Amerika direkt bana vize verir mi? Yoksa önce Schengen vizesi deneyip ondan sonra mı Amerika'yı denesem diye bu kişi soruyor. Şimdi bu takipçimizin sorusunu şöyle cevaplayabilirim. Siz Amerikan vizesine başvuru yaparken Amerikan konsolosluğu tabii ki başvuru formlarında da soruyor. Siz hiç başka yerleri seyahat ettiniz mi? Gittiğiniz başka ülkeler var mı yok mu diye soruyorlar. Dolayısıyla bu noktada sizin yapmanız gereken şey öncelikle tabii eğer şöyle düşünün. Siz Amerikan konsolosluğuna vizeye başvuruyorsunuz ve bu başvurusunu yaparken aslında siz sadece Amerika değil bunun dışında da Schengen ülkelerine de gittiğinizin görünmesi, ortaya çıkması bir güven verir ve dolayısıyla Amerikan konsolosluğunun size vize verirken bunu artı olarak değerlendirecektir. Dolayısıyla hani hiç bu vize hiçbir yeri gezmemiş olan bir kişiyle değişik ülkeleri gezmiş ve vize almış olan bir kişi ki bu durumda Avrupa ülkelerinden bahsediyoruz. Amerikan konsolosluğuna vize başvururken vizesini alma şansı daha fazla olur diye bu kişinin sorusunu cevaplamış olayım. Hani sizin tabii ki Türkiye'deki Bağkur oluyor olması, sigortanızın olup olmuyor olması da önemli bir etken. Sonuçta sizin Türkiye'deki bağlarınızın güçlü olup olmadığına bakıyorlar. Dolayısıyla bu da işin diğer önemli tarafı olacaktır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olayım. Tabii ki Schengen vizesinizi almanızda fayda var ve Avrupa'da gezdikten sonra da tekrar Amerikan vizesine başvuruyor olmanız olumlu olarak karşılaşılacaktır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yöndeydi. Green Card sahibiyim. Türkiye'de üniversite öğrencisiyim. 6 aydan uzun fakat 1 seneden az bir şekilde öğrenci belgemle giriş çıkış yapsam problem olur mu diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi siz yeşil kart sahibi olarak tabii ki ne demiş oluyorsunuz? Ben Amerika'da ikametgah edeceğim demiş oluyorsunuz. Ve Amerika'da ikametgah ederken sonuç olarak siz burada yaşadığınızı göstermeniz gerekiyor görevlilere. Ve her seyahat edişinizde görevliler bu durumu sorgulayabiliyor. Yani sizin sonuçta Amerika'daki bulunduğunuz süreçte gerçekten burada yaşıyor musunuz, yaşamıyor musunuz? Bunu anlamaya çalışıyorlar. Ve siz ülke dışında ne kadar uzun süre geçirseniz bu sefer de girerken bu noktada sorgulanmanız daha fazla artıyor diye bu takipçimizin sorusuna bu şekilde yaklaşmış olabiliriz. Yalnız önemli olan nokta siz tabii ki bir yıldan fazla süreci ülke dışında geçirmemeniz. Bir yıldan fazla süreci ülke dışında geçirmediğiniz sürece sizin bu noktada Amerika'da yani giriş yaparken bir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Ama tabii şu önemli bir nokta siz eğer sonuçta 6 aydan fazla kalırsanız, 1 yıldan az kalırsanız teknik olarak bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Ama tabii sizi bu noktada Türkiye'de tutan bir durum varsa, bu sağlıktır, bu ailevi durumdur, bu eğitim durumudur. Bu noktadaki öğrenci belgenizi de yanınızda bulundurmanız tabii ki bir önem arz edecektir. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yöndeydi. Vize başvurusu yapacağım, liseden yeni mezun oldum. Dil ve üniversite eğitimi için Amerika'ya dayılarımın yanına gideceğim. Amerika'da üniversiteye dil eğitiminden sonra direkt devam edebilir miyim diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi siz şöyle söyleyebilirim değerli genç takipçimiz. Siz Amerika'daki dil okullarından onay aldıktan sonra ve
Amerikan konsolosluğuna vize için, öğrenci vizesi için başvurunuzu yapıp vizenizi aldıktan sonra siz Amerika'ya eğitim için gelebileceksiniz. Ve buraya geldiğiniz eğitiminizi tamamladıktan sonra üniversite eğitimine de geçip, örnek veriyorum, üniversite eğitimini burada almak isterseniz, önemli olan sizi burada üniversitenin kabul ediyor olması ve üniversite kabul ettiğinin gitmesinin yanında sizin de yasal durumunuzu ihlal etmiyor olmanız. Bunları yerine getirdiğiniz sürece siz o zaman buradan ülke dışına da çıkmadan dil eğitiminden sonra üniversite eğitiminize geçip eğitiminizi devam ettirebiliyorsunuz. Dolayısıyla evet, direkt üniversite eğitimine geçebiliyorsunuz kabul aldığınız sürece ve var olan öğrenci vizenizi ya da statünüzü ihlal etmediğiniz sürece diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftadan kalan sorulardan bir tanesi de takipçimiz şunu soruyor. Şu an Amerika'da olan bir arkadaşım J1 vizesi work and travel için alabilmem için davetiye göndermek istiyor. Ancak bu sene için yani 2018 yazı için geç kaldığımı düşünmekteyim. Ve ayrıca sponsoru kendim bulmam gerektiğini söyledi. Sorum şu, diyelim ki tüm evrakları hazırladım. Vize başvurusu yaptım. Red yer miyim? Çok geç kalmışsın diye red verirler mi diye bu değerli takipçimiz soruyor. Şimdi J1 tabii vizelerinde, work and travel vizelerinde programlar yaz dönemi için süren programlardır. Hatta bu ay bu work and travel için, bu seneki, bu yazki work and travel için öğrencilerimiz gelmeye başladılar bile. Dolayısıyla evet, maalesef şu an bu programa yetişmek için biraz geç durumdasın. Hani buradan başvuru yapıp red almak yerine çalışmanızı gelecek yaza doğru sevk ederseniz ve gelecek yaz yapacağınız başvurunuzda bunu değerlendirmenizde fayda olacak diye bu değerli takipçimizin sorusunu cevaplamış olayım. Gerçekten bir geç durumdasınız ve program bu noktada sizin için vize almamanız yok noktasında bir durum teşkil edebilir. Ama bunu çok sağlıklı bir şekilde gelecek yılı bırakıp gelecek yıl gelebilecek şekilde gerekli çalışmaları yerine getirmenizi tavsiye ediyorum. Evet, diğer bir takipçimizden gelen soru da şuydu geçen haftadan kalan. Eğer Amerika'ya Türkiye'den bir dil okulu aracılığıyla F1 vizesiyle gidersem sonra Amerika'da C1 vizesine geçebilir miyim? Eğer böyle bir şey mümkünse süreç nasıl işliyor diye takipçimiz soruyor. Şimdi siz farz edelim öğrenci vizesini aldınız ve geldiniz Amerika'da bulunuyorsunuz ve eğitiminizi devam ettiriyorsunuz. Bu eğitiminizi devam ettirirken siz C1 noktasına adım atabilmek için size sponsor bir firma bulursanız ve bu sponsor firma sizin ülke dışına çıkıp Amerikan konsolosluğundan vize alma şartını getirmediği sürece, evet, siz Amerika'da bulunduğunuz süreçte F1 vizeniz devam ederken bu başvurunuzu yapıp F1'dan J1'a geçiş yapabilirsiniz. Süreç nasıl işliyor noktasında öncelikle buradaki J1 sponsorluğu yapacak kuruma başvuru yapmanız, buradan onay almanız ve o kurumun sizin ülke dışına çıkmadan buradan statü değişikliği yapmanıza imkan veriyor olması lazım. Bu imkanı verdiği sürece bir problem teşkil etmez bu ve siz burada statü değişikliğini yapıp J1'a geçiş yapabilirsiniz diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden geçen haftadan gelen kalan sorulardan bir tanesi de A2 statü değişimi ortalama kaç ayda sonuçlanıyor? Olumsuz olması durumunda B1 vize süremizin de dolması sonucunda yasal statümüz bozuluyor mu diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi anladığım kadarıyla bu takipçimiz şu an Amerika'da ve kendisinin B1 vizesi var. Ve bu B1 vizesi süresi hala devam etmekte ve A2 yatırımcı vizesi için adım atmayı planlıyor. Önemli olan sizin burada B1 yasal durumunuzun devam ediyor olması ve yatırımcı vizesi başvurusu yapacak adımları da başlatmış olmanız ve başvuru yapmaya hazır olmanız. Ve bu başvuruya hazırsanız ve B1 süreniz hala var ise iki türlü hareket edebilirsiniz. Bir tanesi bu normal başvuru deniliyor göçmen dersinde yapılan ama bunun cevabını almak en az 2-3 ay ya da daha uzun sürebilir. Bir de bu başvuruyu hızlandırma durumunuz mümkün. Bu başvuruyu hızlandırırsanız da göçmenlik dairesi ise 2 hafta içinde cevap veriyor ve bu 2 hafta içinde ya onaylıyor ya da ek belge istiyor. Ek belge isterse de cevabını verdikten sonra gene ise 2 hafta içinde dönüş yapıyorlar. Dolayısıyla bu hızlandırma başvurusuyla siz B1 vize süreniz bitmeden, oturumunuz bitmeden A2 vize başvurunuzun sonucunu öğrenmeniz mümkün olacaktır diye öncelikle bu cevabı vereyim. Fakat farz edelim bu cevap alınmadı süresince ve B1 vize süresini geçtiniz. Ve burada bekliyorsunuz şu an. Sadece yatırımcı vizesi statüsünde değişikliği başvurunuzu bekliyorsunuz. Ve B1'in size verilen süreci de dolmuş durumda. Öncelikle burada yasalsınız. Yasalınızı ihlal ettiğiniz bir durum söz konusu değil. Ve bunun sonucunu bekliyor olacaksınız. Farz edelim sizin dediğiniz gibi bir durum oluştu. Ve A2 başvurunuz red aldı.
Eğer o reddi aldıysanız ve B1 vize statünüz geçtiyse yapacağınız ilk şey en kısa zamanda ülke dışına çıkış yapmak. Ülke dışına çıkış yaparsanız var olan B1 vizenizi de kaybetmemiş olursunuz. Ama ülke dışına çıkmıyorsanız o an ve bu red cevabına da katılmıyorsanız, itiraz etmek istiyorsanız bu sefer de onun itiraz cevabını verip o süreci beklemeye geçebilirsiniz. Yalnız cevabım şu size, reddi yediniz diye yasal durumunuzu kaybetmiş değilsiniz. En kısa sürede ülke dışına çıkmanız gerekiyor ve bu çıkışı yaptığınız sürece herhangi bir problemle karşı karşıya kalmayacaksınız diye bu değerli takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Ben Amerikan vatandaşıyla evliyim. Ben Türk vatandaşıyım aynı anda. Türkiye'den evlat edinme noktasında evlat edinebiliyor muyuz diye, Türkiye'deki yasalar bu noktada nedir diye bu değerli takipçimiz bize soruyor. Şimdi öncelikle şunu söyleyebilirim bu değerli takipçimize. Siz Türkiye'deki evlat edinmeyle ilgili durumlarda Türkiye'den bir hukukçu arkadaşla görüşmenizde fayda var. Çünkü sonuçta evlat edinme durumu, siz ne kadar Amerikan vatandaşı da olsanız, öncelikle Türkiye'deki yasalara uygun yapılması gerekiyor. Türkiye'deki evlat edinme yasalarına uygun yapıldığı sürece ve siz evlat edinmeyi gerçekleştirdikten sonra Amerika'ya, işte bu yeni evlat edindiğiniz kişinin yaşına göre de değişebiliyor, getirebilme durumlarını değerlendirebiliyoruz. Fakat benim size tavsiyem, Türkiye'deki bir hukukçu arkadaşla konuşmanız. Yalnız tabii hem bizim müvekkillerimizden hem daha önceki çalışmalarımızdan gördüğümüz, sizin hani Amerikan vatandaşıyla evli olsanız bile Türkiye'den evlat edinmede bir engel olmayacak. Önemli olan Türkiye'deki yasalara uygun şekilde istenen evlat edinme şartları yerine getirmeniz. Bu şartları yerine getirdiğiniz sürece evlat edinmede bir engel yaşamayacaksınız. Fakat dediğim gibi hem sürecin takip edilmesi hem doğru yapılması noktasında oradan bir hukukçu arkadaşla görüşmenizi şimdiden tavsiye ediyorum. Evet, diğer bir takipçimizden geçen haftadan beri gelen sorulardan bir tanesi ise şu yönde. Benim evleneceğim kız arkadaşım aslen Meksikalı ve Amerikan vatandaşlığını ise bir ay önce aldı. Benim için evlilik başvurusunda bulunabiliyor mu diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi eğer kız arkadaşınız tabii bekarsa ve şu an Amerikan vatandaşı, önemli değil. Hani geçmişinin Meksikalı olması ya da Türk olması önemli değil. Önemli olan şu an Amerikan vatandaşı olması. Ve Amerikan vatandaşı olduğu için ve sizle de evleneceği için, siz nikah kıyar kıymaz onunla, sizin Amerika'da yaşayabilmeniz için ve green card alabilmeniz için size başvuru yapabiliyor. Dolayısıyla bu noktada herhangi bir sorun söz konusu gözükmüyor ve siz nikah kıyar kıymaz kız arkadaşınız ve eşiniz diyelim, daha sonra eşiniz olacak bu kişi, sizin için başvuru yapıp sizin yeşil kart sahibi olup onunla beraber Amerika'da yaşamasına imkan sağlayacaktır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında gelen sorulardan bir tanesi takipçilerimizden şu yönde. ABD'de şirket satın alma konusunda izlenecek prosedürleri anlatabilir misiniz diye bu takipçimiz soruyor. Şu önemli nokta. Siz diyelim Amerika'da bir şirket satın almayı planlıyorsunuz. Tabii bu satın almayı yaparken var olan şirketin hisselerini satın alacaksınız. Yoksa siz var olan şirketin mal varlığını satın alıp yeni kuracağınız şirkete mi devredeceksiniz? Buna karar vermeniz gerekecek. Dolayısıyla bu noktada benim tavsiyem hani şu olacak öncelikle. Bu şirketin hisselerini almanıza gerek var mı? Yoksa buna gerek duymadan sadece mal varlığını satın alabilmeniz mümkün olur, olur mu, olmaz mı noktasında bir karar vermenizde fayda var. Dolayısıyla öncelikle size söyleyeceğim nokta o olacak. Lütfen şey noktasında yaklaşın. Bunun hisselerini devralmaya gerek var mı? Şart mı? Değilse hisse alma yerine mal varlığını satın alıp en azından yasa anlamda daha önceki sorumluluklarla karşı karşıya kalmanın noktasında ön dikkatiniz gereken durum olacak. Dolayısıyla siz öncelikle Amerika'da nerede bir şirketi satın alıyorsunuz, hangi eyalette yer alıyor ve bu eyaletin gerektirdiği bazı prosedürlere dikkat ederek satın almayı yapmanız gerekecek. Dolayısıyla farz edelim bir şirket satın alacaksınız ve bu şirket New York'ta bulunuyor ve şirketin mal varlığını satın alabilirsiniz. Önemli olan adımlardan bir tanesi burada şirket kuruluşu olacak. İkincisi, şirketi kurduğunuz süreçte var olan satın alacağınız firmanın herhangi bir borcu var mı, kötü bir geçmişi var mı, başka bir sorumluluk durumları oluşmuş mu, ona karşı dava açılmış mı, açılmamış mı, çalışanlarına karşı bir borcu var mı, yok mu gibi durumlardan emin olmak için avukatınız aracılığıyla bu var olan şirketin bir finansal durumunu, herhangi bir problemi var mı, yok mu, bunları öncelikle kavramanızda fayda var. Dolayısıyla bu noktada avukatınız aracılığıyla şirketin geçmişi ve şirketin şu anki durumuyla ilgili çalışmaları yapmanız gerekecek. Üçüncü durum,
Bu satın alacağınız şirket burada bir yere mi sahip, yoksa bir yer mi kiralıyor? Bu satın almayı yaparken eğer yer kiralıyorsa sadece orayı yeri almakla kalmayacaksınız. Aynı anda da oradaki şirketin yerinin devrini yapıyor olmanız lazım. Ve dolayısıyla bu devrin de yeni şirket üzerine geçmesine dikkat etmeniz gerekecek ki sonra herhangi bir problemle karşılaşmayın. Örnek veriyorum, belki bir gıda işletmesi yerini alacaksınız ve şirketin bulunduğu lokasyon çok önemli olabilir. Dolayısıyla sadece satın almanız değil ama aynı anda da şirketin yerindeki mülk sahibinden de izin alıyor olmanız da fayda olacaktır. Dolayısıyla benim tavsiyem bu noktada, bu şirketi alacak kişilere en büyük tavsiyem satın alacakları şirketin finansal durumunu, yasal durumunu, herhangi bir dava açılıp açılmadığını çok net bir şekilde belirleyip neyle karşı karşıya kalacaklarına dikkat etmeleri olacaktır. Dolayısıyla bu noktada da avukatlarıyla çalışıp devir işlemini çok güvenli bir şekilde yapmalarını tavsiye edeceğim. Evet, bir tane takipçimiz de bugün canlı yayında sorduğu soru şu yönde. ABD'deki Corp unvanlı şirketin satın alınma süreci Türkiye'den başlatılabilir mi? E2 başvurusu bu süreçte hangi aşamada olmalıdır diye bu takipçimiz soruyor. Anladığım kadarıyla takipçimiz Türkiye'de ve burada bir şirketi satın almak istiyor ve şirket burada bulunuyor. Kendisi burada değil ama. Siz bu şirketi satın almak için illa Amerika'da bulunmanız gerekmiyor. Dolayısıyla siz Türkiye'den de bulunduğunuz yerden de burada avukatınızı tayin ederek satış alma işlemini yapabilirsiniz ve bu şirketi Corp unvanı dediğiniz, bizim Türkiye'deki mantığıyla anonim şirket diyebiliriz, satın almayı gerçekleştirebilirsiniz. Dolayısıyla bunda bir engel olmayacak. Siz bu devri yapabileceksiniz. E2 başvurusunu ne zaman başlatacağınız noktasına gelince ise önemli olan buradaki şirketin satın alınması, sizin yatırımı yapmanız ve buradaki şirketin bir şekilde istihdamı da var ise, çalışanları da mevcut ise ve o şirketin aktif halde ilerliyor olması. Önemli olan yatırım yapıldıktan sonra ve siz yeri satın aldıktan sonra Amerikan konsolosluğu üzerinden E2 vize başvuru dosyanız hazırlanacak ve oradan da başvuru yapmanıza bir engel olmayacaktır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Vatandaşlık için başvuru yapacağım. 5 yıllık süre içinde sadece 4 ay yurt dışında bulundum. Vatandaşlık başvurusunda IRS tax transkribine ihtiyacım var mı diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Zaten görünen siz 5 yıldır yeşil kart sahibisiniz ve Amerika'da yaşıyorsunuz. Bunun sadece 4 ayını yurt dışında geçirmiş durumdasınız. Dolayısıyla hem gerekli süre hem fiziksel Amerika'da bulunma süreleriniz uygun gözüküyor. Dolayısıyla siz başvurunuzu bu noktada Amerikan vatandaşlığına başvurunuzu yapabilirsiniz. Diğer bir durum ise IRS tax transkriminden bahsetmişsiniz. Evet, Amerikan vatandaşlığına başvururken son 5 yıllık vergi beyanlarınızı sunuyor olmanız lazım. Bunları ya sizin elinizde bulunan kopyalarla sunabilirsiniz, vergi beyan kopyalarıyla, ya da daha sağlam olmasını istiyorsanız, ki buna IRS'ten alınan tax return transkribi deniliyor. O zaman IRS'e başvurup IRS'ten sizin bu 5 yıldır vergi borcunuzun olmadığı, vergilerinizi yaptığını net gösteren tax return transkriplerini almanızda fayda var. Bu noktada size kesinlikle tavsiye ederim almanızı. Bugün canlı yayında diğer bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Yaşım 19, turist olarak Amerika'ya gelip orada nasıl kalabilirim diye bu takipçimiz soruyor. Benim bu değerli genç takipçimize tavsiyem şu. Sizin yaşınız daha çok genç ve burada önemli olan Türkiye'deki bağlarınızın ne kadar güçlü olduğu. Bu eğitim amaçlı okula gidiyor olabilirsiniz, bir yerde çalışıyor olabilirsiniz. Dolayısıyla bu noktada önemli olan sizin Türkiye'deki bağlarınızı güçlendiriyor olmanız ve Türkiye'deki bağlarınız güçlü olduğunda, ki en güzeli sizin noktanızda ne olabilir? Üniversitede okuyorsunuzdur ya da üniversite derslerinizi başarıyla yerine getiriyorsunuzdur. Bunları yerine getirdiğiniz sürece Amerikan konsolosluğunda tabii ki vize başvurusu yapabilirsiniz ve onlar da size turist vizesi verme durumuna geçeceklerdir diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün değerli bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. İş yeri sahibi olarak, yani Amerika'da iş yeri sahibi olarak yurt dışındaki birine sponsor olunabilir mi diye bu takipçimiz soruyor. Evet, Amerika'da bulunan bir iş yeri ya da işletme ülke dışından bir yabancıya sponsor olabilir. Bu gerekse çalışma vizeleri için sponsor olabilir ya da gerekse yeşil kart, yani green card başvurusu için sponsor olabilir. Önemli olan nokta Amerika'da bulunan işletmenin finansal durumunun yerinde olması ve bu yeni istihdamı sağlayacak güce sahip olması, finansal güce, ve bu başvuruyu yapabilecek olması. Bunları yapabildiği sürece
Sonuç olarak kişi, yani buradaki şirket, ülke dışındaki yabancı kişiye başvuru yapabilir diye ben bu takipçimizin sorusunu cevaplayabilirim. Evet, diğer bir takipçimizden gelen, bugün canlı yayında gelen soru ise şu yönde. Green Card ile geleceğim hak sahibi eşim orada ayrı adreslerde yaşamamış olması gerekiyor. Adres değişikliğini ayrı ayrı farklı adreslere yapabiliyor muyuz? Ayrıca hak sahibi eşim benim Green Card adresime müdahale edebiliyor mu diye bu takipçimiz soruyor. Benim anladığım kadarıyla takipçimizin eşi yeşil kart talihlisi ve yeşil kartı çıkmış durumda kendisine. Ve onunla beraber siz de yeşil karta başvurmuş durumdasınız ve ikiniz de yeşil kartı almış durumdasınız. Eşinizden dolayı siz de onun yeşil kart tahlilcisi olmasından dolayı yeşil kartı kazanmış durumdasınız. Buradaki önemli olan nokta sizin yeşil kartı çıkacak olan sürece kadar hani beraber başvurunu yapmış olmanız. Fakat siz Amerika'ya geldikten sonra artık beraber yaşamanızı ya da aynı yerde olmanızı gerektiren bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla siz ayrı adreslere geçebilirsiniz ve dolayısıyla diğer eşiniz sizin yeşil kart almanıza müdahale edemeyecek. O kendi yeşil kartıyla kalacaktır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden bugün canlı yayında gelen soru ise şu yönde. Vatandaşlık başvurusundan sonra ne kadar beklememiz gerekiyor? Şimdi bu tabii soru Amerikan hükümetinin yani göçmenlik dairesinin yoğunluğuna bağlı bir durum. Fakat şu an sürelerde gördüğümüz tahminen yaklaşık 6 ay civarında beklemeniz gerekecek. Tabii 6 ay ile 1 yıl arasında da bekleyenler oluyor. Ama Amerikan vatandaşına başvuru yaparsanız tahminen 6 ay civarında bir bekleyecek bir süreçle karşı karşıya kalacaksınız diye bu değerli takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden bugün canlı yayında gelen soru ise şu yönde. Amerika vatandaşı biriyle evlenirsem, Amerika'ya geldiğimde green card almak için ülkeden çıkmaksızın ne kadar süre Amerika'da kalmam gerekiyor diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi size diyelim Amerika vatandaşı eşiniz başvuru yaptı ve siz green card'a hak kazandınız ve geldiniz Amerika'ya, giriş yaptınız ve green card'ınızı aldınız. Dolayısıyla geldikten sonra sizin elinizde zaten green card'ınız mevcut. Dolayısıyla istediğiniz zaman ülke dışına çıkış yapabilirsiniz. İstediğiniz zaman geri gelebilirsiniz. Dolayısıyla hani burada ne kadar kalmak diye bir zorunluluğunuz yok. Ama tabii Green Card sahibi olarak Amerika'da ikametgah ediyor olmanız lazım ki daha sonra sizin hem 10 yıllık yeşil kartınızı alabilmenizde imkan sağlasın ya da Amerikan vatandaşı olma durumunda size imkan sağlasın. Dolayısıyla buradaki önemli olan nokta buna dikkat ediyor olmanız. Bu açıdan siz Amerika'dan çıkmadan hani herhangi bir çıkma zorunluluğunuz yok. Dolayısıyla istediğiniz zaman giriş çıkış yapabilirsiniz yeşil kartınızı aldıktan sonra. Diğer bir takipçimizden bugün online gelen soru ise şu yönde. Green Card başvurusu sırasında vize bitmiş olması mı gerekir ya da Green Card çıktığında bitmiş olsa bir sıkıntı olur mu diye bu takipçimiz soruyor. Şu önemli olan nokta, siz eğer çekilişe başvuru yaptıysanız ve başvuru yaparken sizin lise mezunu olma şartını yerine getirmeniz lazım. Dolayısıyla bu şartı başvuru yaptığınızda yerine getirmiş olmanız gerekiyor ki buna hak kazanabilin. Yoksa kazanamayacaksınız. Hani bu şekilde sorunuzun cevabını vermiş olalım. Evet, bugün canlı yayında gelen bir diğer bir takipçiden gelen soru da şu yönde. Evliyim, Green Card çıktıktan sonra tek başıma ailemi hiçbiri işleme tabi tutmadan ilk olarak kendim gitmek istiyorum. 6-9 ay sonra ailemi alma şansım oluyor mu? Yoksa onların hakkı yanar mı? Şimdi bu takipçimizin sorduğu soru şu. Size yeşil kart çıkmış durumda ve sizinle beraber aileniz de sizinle alabilir. Yani bu hakkı var. Eşiniz de 21 yaşınızda 6 çocuklarıyla beraber. Herkes alabilir bunu. Eğer tabii derseniz ben ilk başta hiç işleme tabi tutmak istemiyorum. O zaman sadece siz alıyor olacaksınız. Siz aldıktan sonra ise başvurunuzu yapıp yeşil kartı aldıktan sonra siz Amerika'ya geldikten sonra yeşil kart üzerinden eşinize ve 21 yaşın altında çocuklarınıza başvuru yapabilirsiniz. Ama bu sefer onlar daha uzun bir süre bekliyor olacaklar. Dolayısıyla eğer dersiniz ki onların 2 sene beklemesinde problem olmaz, o zaman siz geldikten sonra başvuruyu o şekilde yaparsınız. Bu sayede siz kazandığınız zamanki haktan faydalanamazsalar bile sizin üzerinizdeki haktan faydalanıyor olabilecekler. Evet, diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Bu sene loteriden green card çıktı. Öğrenci vizem var ama burada şirket kurdum. Kendim çalışmasam da
İnterviyde bundan bahsettiğimde sorun olur mu? Şimdi şu önemli değerli takipçimiz. Eğer siz yasal durumunuzu ilan etmediyseniz, şirketiniz var diye, o zaman bir problemle karşı karşıya kalmayacaksınız. Ama bu konuda dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü eğer sizin çalıştığınız izlemin oluşursa, o zaman buradaki yeşil kart görüşmesine girdiğinizde problemle karşı karşıya kalabilirsiniz. Dolayısıyla hani buna dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Ama önemli olan nokta budu. O açıdan hani size tavsiyem, dikkat edin, çalışıp çalışmadığınız ortaya çıkmasın. Hani eğer çalıştıysanız, çünkü ihlaliniz var, bunu bir değerlendirmenizde fayda olacak. Yoksa şirket sahibi olmuş olmanız sizin yeşil kartı almanıza engel olmayacaktır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.